Çarpma işlemi ve bölme işlemini ilk öğrenmeye başladığımızda, bu işlemlerin birbirinin tersi olduğunu da öğrenmiştik. Bu iki işlem, birbirinin etkisini nötr hale getiriyor. Örneğin, 2 çarpı 4 işlemini, 4 tane ikili grup olarak düşünebilirim. 1 tane ikili grup, 2 iki tane ikili grup, 3 tane ikili grup ve 4 tane ikili grup. Daha önceki videolarımızda çarpma işlemini öğrenmiştik bu işlemin sonucunun 8 olduğunu biliyoruz. Benzer düşünce tarzını bölme işleminde de uygulayabiliriz. 8 tane şeyle başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ile başlıyoruz. Bunu 4 eşit gruba ayırmak istiyoruz. 8 bölü 4. Bu bir grup. Bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü grup. Gruplar birbirine eşit. 8 ile başlayıp bunu 4'e böldüğümüzde, yani 4 eşit gruba ayırdığımızda sonucun 2 olduğunu görüyorsunuz. Eşit grupların her birisinde 2 tane şekil var. Sanırım buradaki ilişkiyi görmeye başladınız. 2 çarpı 4 eşittir 8, 8 bölü 4 eşittir 2. Ve eğer 8'i 2'ye bölseydim, sonuç 4 olurdu. İki sayıyı çarptığınızda, çarpıma ulaşıyorsunuz. Eğer çarpımı bu sayılardan birisine bölerseniz, çarptığınız diğer sayıyı bulursunuz. Bu düşünce şekli, kesirler için de geçerli. Şimdi, kesirlerle bir örnek yapalım. 1 bölü 3, çarpı 3. Bu işlemi gözümüzde canlandırmak için, buraya bir şema çizeyim. Bu şekil bir bütün ifade ediyor. Bu şeklin üçte birini tarayalım. 3 eşit parçaya ayırıyoruz, bir tanesini tarıyoruz. Burası 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü 3 ile çarpacağız. Yani 3 tane 1 bölü 3 olacak. 3 tane 1 bölü 3'ü topladığımızı da düşünebilirsiniz. 1 tane 1 bölü 3 artı bir tane daha 1 bölü 3, artı bir tane daha 1 bölü 3. Bu ilk, bu ikinci, bu da üçüncü 1 bölü 3. Bir bütünün tamamına ulaştık. Taralı alan 3 bölü 3, yani 1. Bu çarpma işleminin sonucu 1. Aynı düşünceyi burada da tekrarlayalım. Eğer 1 bölü 3 çarpı 3, 1'e eşitse, bu durumda 1'i 3'e böldüğümüzde de 1 bölü 3'e ulaşıyor olmalıyız. Kesirleri ilk öğrenmeye başladığımız zamanı hatırlayın. Kesirleri nasıl ele alıyorduk? Bir bütünü alıyorduk. Bu bütün 1'i ifade ediyordu. Bu bütünü eşit parçalara ayırıyorduk. 1'i alıyoruz ve 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Aynı burada 8'i 4 eşit gruba ayırdığımız gibi. Eğer bir bütünü 3 parçaya ayırırsak, parçalardan her birisinin büyüklüğü tam olarak 1 bölü 3 olur. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Burada 1 bölü 3 yazıyor. Payda 1, paydadaysa 3 var. Bu eşittir 1 bölü 3. 1 bölü 3 ile 1'in 3'e bölünmesi aynı şeydir. Bu her zaman böyle midir diye sorabilirsiniz. Yeni bir örnek yaparak görelim. 3 bölü 4 çarpı 4. Gene 4 eşit parçaya ayrılmış bir şekil çizelim. Bu şekil bir bütün. Bunu 4 eşit parçaya ayırıyorum. Hmm. Güzel çizelim. 3 bölü 4'ü göstermek için, bu 4 eşit parçadan 3 tanesini taramalıyım. 1, 2, 3 tane 1 bölü 4'ü taradım. Şimdi bunu 4 ile çarpmalıyım. Yani 4 kere 3 bölü 4 veya 4 tane 3 bölü 4'ü toplayacağım diye de düşünebilirsiniz. Aynı şekli kopyalayalım. Başka bir renkle ikinci 3 bölü 4'ü tarayalım. 1, 2, 3 tane daha 1 bölü 4'lük parçayı boyadım. Bunlar ilk 3 bölü 4. Bu ve bunlar İkinci 3 bölü 4. Şimdi üçüncü 3. 3 bölü 4'ü de tarayalım. Bir tane daha şekil kullanmalıyız. Üçüncü 3. 3 bölü 4'ü tarayalım. Yeşil renkle 1, 2, 3 tane 1 bölü 4'lük parçayı taradım. Şimdi dördüncü 3 bölü 4'e sıra geldi. 3 bölü 4'ü 4 ile çarpıyoruz. 4 tane 3 bölü 4 olmalı. Daha önce kullanmadığımız bir renk olsun, değil mi? Dördüncü 3 bölü 4'ü de beyazla tarayalım. 1, 2, 3 tane 1 bölü 4'ü de beyazla tarayalım. Taralı alanları gözden geçirelim. 1 tane 3 bölü 4, 2 tane 3 bölü 4, 3 tane 3 bölü 4 ve 4 tane 3 bölü 4. 4 tane 3 bölü 4'ü taradığımda neye ulaştım? 3 tane bütüne ulaştım. Yani bu çarpma işleminin sonucu 3. Eğer 3 bölü 4 çarpı 4 eşittir 3 ise, bu durumda 3 bölü 4 eşittir 3 bölü 4. Yani aynı şey burada da geçerli. 3 bölü 4 ile 3 bölü 4 aynı şeydir. Bu her zaman doğru. Buradaki kesir çizgisi, bölme işlemi yerine geçiyor. Buradaki şekle baktığınızda da bunun son derece akla yatkın olduğunu görüyorsunuz. 3 tane bütünle başladık. 3 tane bütünü 4 eşit parçaya ayırdık. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 tane birbirine eşit gruba ayırdık. Her bir grubun büyüklüğü 3 bölü 4.